Günaydın. Medya Kritik başladı sevgili seyirciler. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdayız her zaman olduğu gibi. Evet, Yüksek Seçim Kurulu Cem gerekçeli kararını açıklayacaktı. Fakat 4 muhalif üye gerekçelerini yazmak için süre istediler. Sonuçta henüz açıklanmadı. Bugün bekleniyor açıklanması. Evet. Dün senin sorduğun soruyu Hilal Kaplan da sormuş. İlçe seçim kurulları soruşturulacak mı diye. Toplam 19.625 evet. sandık başkanı ve üyenin yasanın şart koştuğu şekilde kamu görevlileri arasından seçilmemesi bir kusurdu. Buna 5.388 mühürsüz oyla 694 imzasız tutanağı da içeren sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükler de 23 sandıkta eklendi. Yaklaşık 42 bin oya tekabül eden iki usulsüzlüğün birden yaşandığı 123 sandık farkın 13 bin olduğu seçimi doğrudan etkileyeceği için YSK seçim kararı aldı. Evet. Şimdi gerçi oyların %10'u sayıldığında bile Binali Yıldırım lehine 1'e 15 kat fark kapanıyorsa, 1'e 15 kat fark kapanıyorsa evet. ortada istatistik bilimine aykırı bir düzenbazlığın olduğunu görmek için YSK üyesi olmaya gerek yok diyor. Ben de katılıyorum. Evet. Fakat şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar Cem. Evet. Bunu dün özellikle birçok yerde görüşmelerim oldu benim. Dün özellikle hatta bir hakimle de görüşmem oldu. İlçe Seçim Kurulu başkanlarından bir tanesi. Hı hı. Onun hakkını teslim edelim. Şöyle bir haklı uyarıda bulundu. Dedi ki yani bu yolsuzlukları ve bu sahtekarlıkları yapanlar, yasayı ihlal edenler mutlaka vardır, olmuştur. Ama ben sandığıma sahiptim, seçim kurulu başkanı olarak hiçbir kanunsuz üye atamadım diyor ve genele teşmil edilmemesi gerektiğini söylüyor. Doğru, tabii genelinde böyle bir şey yapılmadığını söylemek lazım. Yani bütün ilçe seçim kurulu başkanlarının, hakimlerin aynı genellemenin içinde tabi tutulması doğru değil kuşkusuz. Onu belirtelim. Ama şu bir gerçek, benim konuştuğum hakim de teslim etti bu durumu. Fakat öyle bir konuşma oldu ki aramızda, aslında sizin anlattığınız gibi anlatılması lazım bunun halka dedi. Yani ama tabii birebir herkese özel olarak bir anlatım söz konusu olmuyor. Onun da söylediği şey şu, birleştirme tutanaklarında yapıldı bunlar dedi. Hmm. Birleştirme tutanaklarında kaydırmalar yapıldı ve bilgisayar girişlerinde oldu dedi. Şimdi 123 sandıkta teker teker sandıkların isimleri de var. Biz bunları defalarca açıkladık. Binali Yıldırım'ın oylarının sıfır olarak kaydedildiği, daha sonra yapılan itirazlar sonucunda aslında sıfır olmadığı bir sandık tutanaklarında, sandık döküm tutanaklarında elde edilen rakamların birleştirme tutanaklarına girmediği ve bilgisayara girmediği ortaya çıktı ve düzeltti. Hilal'in de yazdığı gibi Binali Yıldırım lehine fark 1'e 15 kat olarak kapandı. Şimdi dün akşam bunu geleceğiz birazdan ama Ekrem İmamoğlu'na da sordular. Nasıl hep Binali Yıldırım lehine kapandı bu fark diye sorunca bilmiyorum bilgisayarın başındaki arkadaşlar yapmıştır dedi o da. Şimdi tamam, evet. bilgisayarın başındaki arkadaşlar ağır. Kimler acaba bunlar? Hakikaten çok merak konusu. Bilgisayarın başındaki arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey olmaz. Böyle bir gayri ciddi bir tutum olmaz. Ama birkaç kişiyle de görüştüm. Şöyle bir algı yaratıyorlar Cem. Yani evet. bir seçim yapılmış, olmuş, bitmiş. İşte Ekrem İmamoğlu kazanmış. Daha neden seçim yenileniyor? Dün birisine dedim ki, AK Parti'de dedim, işte seçimde hile yapıldığını kanıtlıyor. Yani belge olarak koyuyor ortaya. Ben de anlattım. İşte 15 kat kapandığını, sandıklarda yapılan yolsuzlukları, işte oyların sıfırlandığını, bilgisayar işlere böyle yapıldığını, zihinsel engelli ölülerin ve tutukluların evet. yerine oy kullandığını anlattım. Canım işte yani tamam olmuştu, her seçimde yapıldı bunlar diye bir algı. En sonunda dedim ki bunu konuştuğum kişiye, senin evine dedim hırsız girse dedim. Az eşya çaldı ya da az mücevher çaldı diye polise gitmez misin dedim. Kala evet. kaldı böyle. Yani bunu söyleyen herkese ben soruyorum. Evinize hırsız girse polise gitmeyecek misiniz? Değil mi? Evet doğru. Ben yalnız bir iki itirazım var. Şuna itirazım var. Şimdi ilçe seçim kurullarında veya sandık başkanlarında şimdi benim sandığım dürüstü diyebilir o kişi. Öyledir de. Hiç evet. itirazım yok. Ama şimdi AK Parti'nin iddiası ne ve itirazı ne?
AK Parti diyor ki, şimdi dün akşam Ekrem Bey de söyledi onları. Şimdi Ekrem Bey'in lehine de yazılan oylar var. Binali Bey'in de lehine yazılan oylar var. Hı. Ama Binali Bey'in lehine yazılan oylar 13 bin fazla. Yani Binali Bey'in 13 bin oyu çalınmış. Evet. Arada 3-4 bin tane de ona da yazılmış. Doğru. Yani onlar mesela hiç olmasa fark belki 2000-3 bine düşecek. Hı hı. Yani Binali Bey farkı o kadar kapatıyor olacak. Ama işte AK Parti bak geçersiz oylardan ziyade AK Parti aradaki farkı sandıkların bir daha sayılmasından elde etti. O yüzden biz o beyefendinin sana söylediği benim sandığım temizdir diyebilir. Ama diğer ilçe seçim kurullarındaki olayları bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O da bilmiyoruz. O da bilmiyoruz zaten. Diyor. Ama evet. Şöyle tabii ki herkesi genelliğe... Şimdi bu oylar bir daha sayılsın da olabilirdi. Seçim yenilensin diye de olabilirdi. Doğru. Ama neticede oylardan bir miktar Binali Bey'in lehine daha çok oy çalındığı belli. Ama bu hani bütün... Ben burada sandık müşahitleri konusunda onları atayanlar ilçe seçim kurulu oldukları için onların da değişmesi kanaatindeyim. Bunun için şunu demiyorum. Yani yargı harekete geçsin, ilçe seçim kurullarına gereğini yapsın. Bu değil. YSK, AK Parti YSK'ya müracaat etsin. YSK bunları alsın. En kıdemli diğer üyeleri atasın. İlçe seçim kurulları da yenilensin. Dün bize burada program yaptık. Bunu söyledim. Ben bunu Cuma günü bir başka kanalda daha söylemiştim. Birçok kişi, bunu hakimler de dahil, olumlu tepki verdi. Çünkü o müşahit atayan ilçe seçim kurulu. Yani sandık görevlisini. O yüzden de bence ilçe seçim kurullarının da yenilenmesi lazım. Ama adli bir şey olsun demiyorum. Yani operasyon yesinler, tutuklansın öyle bir şey yok. Sadece HSK daha kıdemli üyeleri atasın, yapılsın. Ondan sonra da ilçe seçim kurullarında ne döndüğünü biz görelim. Çünkü şimdi bak herkes kendi sandığında bir şey olmadığını iddia edebilir. Ama biz bir şeyi gördük. 27.500'den, dün onları da işte Ekrem Bey söyledi kendi. 27.500'den 13.700. Şimdi arada 13.700'lük bir fark var. 14.000'lik bir fark var. Bu nereden geldi? Geçersizlerin, çok azı geçersizler, bir kısmı müşahitlerin o hatalarından, yani daha doğrusu kasıtlı 225 Binali Bey'e yazacağı yere sıfır yazmasından ama bir de 4-5 ilçenin sayılmasından da geldi. Şimdi o yüzden de artık bu olmuş bitmiş, seçim yenileniyor. 23 Haziran'da çıkacak kararı artık saygı duymak gerekir diye düşünüyorum. Yani bunu muhalefet de çok uzatıyor artık. Ya bu seçim kararını YSK almış. Artık seçime bakmak dışında ve YSK'nın kararına saygı duymak dışında bir şey yok bence. Evet. Yapılması da gerekmiyor yani. Evet. Şimdi öte yandan şöyle bir durum da var. Acaba oylar yeniden sayılsaydı daha mı iyi olurdu ve biterdi bütün tartışmalar? Yoksa seçimin yeniden yapılması mı daha iyi? Bir konu da bu. Şimdi Binali Yıldırım dedi ki geçtiğimiz günlerde biz dedi ki keza öyle AK Parti olarak başvurduk ve oyların yeniden sayılmasını istedik. CHP itiraz etti ve sonuçta YSK'da reddetti. Evet. Şimdi Ekrem Bey bunu ya bilmiyor ya hatırlamıyor. Yani o böyle ortaya bir konuşuyor. Yani yalan söylediğini de farkında değil belki. Yalan yanlış konuştuğunu da farkında değil. Ben en baştan beri diyor oyların yenilenmesini istedim diyor. Bunu nerede söyledi belli değil tabii. Ama diyor Ahmet Hakan da senin partin diyor, sizin partiniz diyor itiraz etti diyor. Onu ben bilmem diyor. Sıkıştığı zaman ben onu bilmiyorum. Orada bence İmam Ekrem Bey de doğruyu söylemiyor. Şöyle yani bir kere oyların yeniden sayılması kararı YSK'nın kararı. Evet. Şimdi bunu parti isteyerek partinin istemesiyle bu olmaz ki. Evet. Şimdi AK Parti bile ne dedi? Bütün ilçelerde oylar sayılsın dedi. Evet. YSK bunu reddetti. Evet, evet. Ama CHP'ye itiraz etti. Tabii. Bunu bilelim. CHP itiraz etti. Etti ama neticede son kararı etti YSK doğru. Oylar... Yani o kayda düşelim de sonuçta biz zaten bunu en baştan oyların sayılmasını biz de istedik demesi yok, yanlış. Yok, yanlış. Öyle onlar, bir şey yalan. Yani onlar, bir şey yok. Onlar oyun sayılmasını, muhalefet oyun sayılmasını istemedi. Evet. AK Parti bütün ilçelerdeki oylar bir daha sayılsın dedi. Hı-hı. Bu iş bitti. Ondan sonra da şimdi CHP istese bile böyle bir şeyi gene buna YSK karar verir. Hı-hı. Yani YSK der ki gerek yok. Nitekim o 123 sandıktaki 42 bin oyun seçimin sonucunu etki ettiği sonucuna vararak bu kararı aldılar. Bu iş artık bir seçim kararı çıktı bu işten ve evet. Olay tamamlandı. Evet, bu arada Mahmut Övür'ün ilginç bir yazısı var. HDP-CHP ittifakı sarsılıyor diyor. Şimdi diyor, görüyoruz ki diyor Canan Kaftancıoğlu gibi diyor isimler toplumu irite edici siyasi aktörler sağdan uzak tutuluyor diyor.
Ekrem İmamoğlu'nun suya sabuna dokunmayan sevgi pıtırcıkları siyaseti diyor gündem, yani evet, sahneye konuluyor diyor. Ama diyor bir bu arada diyor HDP ile diyor CHP arasında diyor bir takım tartışmaların ipuçlarını görmeye başladık. HDP ve çevresinde şimdi çok yoğun biçimde AK Parti'ye mi oy verelim yoksa CHP'ye mi tartışması yapılıyor diyor. Bunun işaretini ister Öcalan versin isterse kendileri akıl etmiş olsun ama sonuç değişmiyor. Tartışma şu an itibariyle başladı. CHP'nin oluşturduğu ittifak sorgulanıyor. Bunun neden sorgulandığını ileride anlatıyor. Evet. HDP milletvekili İmam Taşçıyer ne demiş? Ne demiş ona bakalım. Geçmiş seçimlerinde AKP'ye oy veren 300 bine yakın Kürt vardı. Bunlar da 31 Mart seçimlerinde AKP'ye oy vermedi ama gidip CHP'ye de oy vermedi. Çünkü CHP'nin Kürtlere yönelik geçmiş sicili de bozuk. Dolayısıyla evet, Kürtler artık kendi çıkarları doğrultusunda pragmatist bir şekilde oyunu kullanacak demiş. Bu çıkışa ilk destek terör örgütünün etkili isimlerinden Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, Bese Hozat ve Duran Kalkan gibi terör örgütü tepe yöneticilerinin İmamoğlu'nu destekleyeceği açıklamalara rağmen İstanbul seçimleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. CHP Kürt oylarını çantada keklik görmemelidir. AKP ile çözüm olur olmaz mı, olur mu olmaz mı tartışması ayrı bir konu. Burada ifade etmeye çalıştığımız bu misyonun CHP'nin yüklenmesi gerektiğidir. Yani diyor ki çözüm sürecinin diyor CHP yüklenmelidir diyor. Evet. Fakat diyor CHP bu sorumluluk altına girmediği halde Kürt halkından destek bekleyemez diyor. Evet. Şimdi burada enteresan bir takım şeyler var. Çünkü HDP'de anladığım kadarıyla CHP bizi kullanıyor ve ondan sonra kirli bir mendil gibi atacak ve bizimle ilgilenmeyecek. Yani iktidara gelinceye kadar, belediyeye alıncaya kadar bizden istifade edecek görüşü hakim olmaya başladı. Bu tabii Ankara seçimlerinde bu desteği verdiler. Mansur Yavaş geldi. Ama şimdi burada 10-15 günlük bir mazbata süreci sırasında birden bir muhakeme yapmaya başladılar. Çünkü CHP işte HDP'nin ve PKK'nın dillendirdiği bir takım talepler konusunda sürekli çekinceli davranıyor. Hem diyor bana destek ver, hem ilişkimiz, yasak aşkımız bilinmesin diyor. Bu durum evet, bu yani. Evet, doğru. Şimdi hani CHP-HDP ittifakı sarsılır mı? Aslında bunu en iyi ölçeceğimiz yer yine 23 Haziran. Hı hı. 23 Haziran bize hemen her şeyin cevabını verecek. Yani Karadenizlilerin tepkisini de, yani İmamoğlu'na mı yönelecek, yönelmeyecek mi? HDP'ler CHP'den kopmuş mu, kopmamış mı? DSP'li seçmen ne yapacak? Sandığa gitmeyen kaç bin kişiydi? 1 milyon kişi miydi? 1 milyon 700 bin kişinin kaçı gidecek bir daha? Sonra 350 bin geçersiz oyun kaçı, şimdi tek zarf ve tek pusulu olduğu için kaçı geçerli, geçersiz olacak? Bunların hepsi önemli. Ben Mahmut abinin dediğini biraz fazla iddialı buldum. Olmaz diye de bir şey yok. Ama işte verilere, konuşmalara dayalı evet, olarak vermiş. Yani ama işte, ben yani HDP yöneticilerinin dediklerine bakarsan şeyi desteklemeye devam edecekler İmamoğlu'nu. Ama bunu o konuda açıklama yaptılar zaten. Evet, ama bu hani şöyle bir şey değil. Yani Kürtleri blok olarak tek tip görürsen, hı, efendim bunlar HDP'nin bir açıklamasıyla bütün Kürtler gidecek, İmamoğlu'na oy verecek veya AK Parti'ye oy verecek dersen bu yanıltıcı olur. Ben bir kısmının böyle, bir kısmının başka türlü davranacağını düşünüyorum ama hakikaten insanlar ne düşünüyor bunu kestirmek de kolay değil. Bunu öğreneceğimiz tek yerde 23 Haziran seçimleri. Evet, şimdi bu arada tabii Akşener'in, Akşener'e yönelik Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri gerçekten dün birçok medya kuruluşunda da yer aldı. Hakikaten 2017'de Canan Kaftancıoğlu'nun Meral Akşener'i namussuz ve evet, aktif siyaset yaparken kirli siyaset yapan bir kişi olarak tanımlaması büyük gürültü kopardı. Akşener sessiz bu evet, tanımlamaya. Yani galiba yağmur yağdı, yarabbi şükür diyor. Yani kadın suratına tükürüyor. O da yağmur yağdı, yarabbi şükür diyor herhalde Akşener. Akşener kendisine yani 28 Şubat sürecinde bir takım şeyler söyleyenleri de affetmişti. Yani o generalleri affetmişti. Onların neler olduğunu söylemeyeceğim. Kötü, kaba sözler. Bu da çok kaba bir söz. Yani Canan Kaftancıoğlu'nun Meral Akşener'in namussuz diye nitelemesi son derece kaba, saygısızca ve hakikaten çok ilkel bir tanımlama. Şimdi bir siyasetçi diğer siyasetçiyi işte eleştirebilir vesaire ama namussuz ve kirli siyasetçi diye nitelendirirse
Hakikaten bunun bir siyasetteki, bunun siyasette bir yeri olamaz. Artı sen bu kişiyle ve onun partisiyle ittifak yaptın. Yani nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz? Yani nasıl yani utanma duygusunu bu kadar revize ettiniz de böyle mi siyaset yapmaya başladınız? Ben bunu hakikaten çok merak ediyorum. Canan şimdi, Kaftancıoğlu ya da Meral Akşener Okyanus Ötesi'nin ileri teknolojik kuru temizleme cihazlarından temizlendi, karşına geldi de onun için mi ittifak yapıyorsun? Ben bunu merak ediyorum doğrusu. Ben bir şeyi cevap vermenin en iyi yolu onu yok saymak. Evet. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun Meral Akşener'le ilgili iddialarını Meral Hanım yok sayarak cevap veriyor. Yani görmüyor. Halbuki kendisi için çok ağır lafları... Niye görmüyor? Her şeye cevap veriyor. İşte her şey. Şimdi o öyle bir şey derse CHP de ona cevap verecek. Hı hı. İttifak bozulacak. Hı hı. Seçimlerde bu sefer hüsran olur diye düşünüyorlar. Onların kendi iç kavgalarında ya da diğer bir şey kavgaları iş Tayyip Erdoğan AK Parti'ye gelince hepsi önemsizleşiyor. Evet. Onlar için... İşte biz Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye zarar verelim de kendimiz sonra kavga ederiz düşüncesindeler. İşte bir muhabirin de bunu Canan Hanım'ın bu meselesini sorması lazım size böyle böyle dedi diye. Ama bunlara da cevap vermeyeceklerdir. Bugün grup konuşmaları var bazılarının. Ne dediler diyecekler onları da göreceğiz ama bir şey demeyeceklerdir. Yani şimdi ittifak yaptığı kişiyi namussuz olarak nitelendirdiyse Canan Kaftancıoğlu o zaman ittifak yapıyorsa... Bu söylediğin söz seni ne yapar? Bir kere buna cevap vermesi lazım Canan Kaftancıoğlu'nun. İkincisi namussuz dediğin siyasetçi hangi suya girdi, temizlendi de sen onunla kucak kucağısın, koyun koyuna girdin değil mi? Buna bir cevap vermen lazım. Evet. Meral Akşener'in de bu sözlere cevap vermesi gerekiyor. Ya da Canan Kaftancıoğlu'nun sosyalist beyni aynı şekilde Okyanus Ötesi'nin ne bileyim ileri teknolojik kuru temizleme cihazlarıyla temizlendi de Meral Akşener'le aynı düzeye geldi de onun için mi koyun koyuna girip ittifak yaptılar? Ben bunu doğrusu çok merak ediyorum. Yani CHP ve İYİ Parti ittifak yapıyor ama CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun eş başkanı statüsünde gölge başkanı olan Canan Kaftancıoğlu, koskoca İstanbul şehrinin il başkanı, ittifak yapılan partinin, İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'e namussuz, kirli siyasetçi diyor ve birbirlerinin yüzlerine bakabiliyorlar. Hakikaten bu namus kavramından revizyona, namus kavramlarını revizyona tabi tutmuş demektirler bunlar. Yani başka bir kavram icat etmiş olmalılar. Ben çok şaşırıyorum. Bu kadar aleni bu durumu düzeltmeleri gerekir diye düşüncesi. Bence yani bu artık yani Türkiye'de siyaset, yani muhalefetin siyaset yapma biçimi geçmişteki değerlerinin çarpışmasına izin veriyor kendileri açısından. Yani bu lafları, bu kadar ağır lafları sineye çekmeyi başarıyorlar. Mesela onlar sıkıştıklarında bu kişi diyelim ki Bahçeli geçmişte böyle demişti, Erdoğan böyle demişti filan diyorlar. Hı hı. Ama iş kendilerine geldiği zaman kendi söylediklerini hiçbir şekilde bulmuyorlar. Ben şundan şunu göreceğimiz kanaatindeyim. Şu an 23 Haziran bittikten sonra 4 yıl daha seçim olmayacak. Tam 24 Haziran 2023'e kadar en erken o tarihe kadar seçim olmayacağı için bu belediyelerde bunların hepsi CHP, İYİ Parti ve HDP birbirine düşecektir. Çünkü hepsi birbirinden bir şey isteyecek. Hepsi bu seçimi hep beraber kazandık. Bizim oyumuz olmasa siz alamazdınız diyecek. Diğeri öyle diyecek. O yüzden de Adana, Antalya, İstanbul, İstanbul bilmiyoruz. Ankara ve diğer şehirlerde böyle bir paylaşım krizine girecekler diye düşünüyorum. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hangi şeyde olur bilmem ama HDP'lilere zırnık koklatmayacaklarını ben %100 eminim. Bakalım ne yapacaklar? Bu paylaşımı nasıl yapacaklar bilemiyorum. Evet. Çünkü onlar AK Parti'nin hizmetleri, AK Partili belediyelerin hizmetlerinin yapılırken büyük paralar harcandığını biliyorlar. Onlar büyük paralara, AK Parti'nin hizmetleri harcadığı büyük paraları göz dikmiş durumda. Evet. Onları kendi aralarında paylaşmak istiyorlar. Ama Türkiye bu paylaşıma izin vermeyecektir tabii kuşkusuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Bakanlığı'yla, Sayıştay'ıyla bu paylaşıma, bu hırsızlığa izin vermeyecektir. Ama bu arada yapabildiklerini yapmaya çalışacaklar. Bu paylaşımda da İYİ Parti, CHP ve HDP ve Saadet Partisi bu konuda atmaca gibi her şeyin üzerine çökmeye çalışacaklar. Evet. Ve kavga orada başlayacak gibi geliyor bana. Şimdi sevgili seyircilerimiz zaman zaman videolara bakıyor olabilirler, YouTube'a bakıyor olabilirler. İşte bir takım CHP kanalları, CHP yandaşı kanallar, daha doğrusu YouTube kanalları
sokaklarda dolaşıp insanlardan görüş alıyorlar. Ve o insanlardan bazıları da biz bunları yayınladık burada da. Zaten deşifre oldular. Bir takım insanlara da mikrofon tutuyorlar. Ben işte önceden Binali Yıldırım'a oy veriyordum da şimdi ya bu seçim tekrarlanır mı? İşte şimdi Ekrem İmamoğlu'nu vereceğim dedikleri insanların hepsi CHP'li çıkıyordu. Şimdi buna bir örnek daha yaşandı. Şimdi bir tiyatro daha, CHP'nin tiyatrosu daha. Bu da bir müftünün karısı meselesi gibi adeta. İşte bir video var. Önce onu yayınlayalım. Ve orada bir hanımefendi gayet işte mazbut, ağızda düzgün laf yapan bir hanımefendi mikrofonda görüşlerini ifade ediyor. Bir kısmını verelim arkadaşlar. Seçim 6 ayda bir ayrışıyoruz. 6 ayda bir ayrışıyoruz. Biz bir araya geleceğimiz zaman, beraber olacağımız zaman, kardeş olacağımız zaman geliyorlar. Hop seçim önümüze getiriyorlar. Ya erken seçim ya seçim iptal. Yeter artık. Biz diyoruz ki bir şeylere dursun desinler. Biz kardeşliğe ihtiyacımız var. Biz kardeş olacağız. Allah'ın izniyle de Ekrem İmamoğlu'na tekrar kazandıracağız. Tekrar başa getireceğiz. Hiç kimse de umutsuzluğa kapılmasın. Biz kazanacağız. Allah büyük. Bu mübarek günde ben inanıyorum. İnancım sonsuz. Ekrem Başkanımızı tekrar başkan yapacağız. Allah'a emanet olun. Şimdi bu kadın Emine Polat. Evet. Yani Emine Polat CHP'nin Esenyurt Belediye Meclis Üyesi. O fotoğrafları da getirelim. Getirelim. CHP, evet işte gördüğünüz gördük gibi CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi. Şimdi yani bu tiyatroculuğa, bu soytarılığa artık devam etmemesini tavsiye ediyorum. Şimdi bu bir de kapalı bir hanım değil mi bu? Evet. Şimdi bu ne, bunu niye yapıyor? Mesela insanları kimse sınıflandıramaz. Ama şimdi başı açık bir hanımefendi olsa o zaten hani CHP'ye oy verir eğilimi var CHP'de. Muhafazakarları ikna etmek için yine CHP, tabii ki başı kapalı olup CHP'ye oy verenler de var. Anadolu'da özellikle belli sayıda da olsa vardır. Bunu alıyorlar işte, bakın gördünüz mü AK Parti kitlesi bile daha önce Binali Bey'e oy veriyordu. Veya AK Parti'ye oy veriyordu. Şimdi kalktılar CHP adayına oy veriyorlar. Niye CHP adayı mağdur diye bir tiyatro oynuyorlar. Artık bu sökmez. Ya bunlar eski çağın, eski alışkanlıkların bir refleksi. Bu refleksler bence Türk siyasetinde artık hiçbir şekilde sebep ya da bir sonuç vermiyor diyorum. Bunlara gerek yok. Hani müftünün karısı gibi, yani o müftünün karısı mesela CHP'nin birçok seçim başarısızlığına bence büyük etki etmiştir. Bir de kendi kitlenizi afyonlamanın, bu kadar aptal yerine koymanın ne gereği var ya? Evet. Yani hakikaten kendi kitlene diyorsun ki yani ya muhafazakar insanlar zaten kolay kolay eli CHP'ye gitmez. Hani bak Trabzon hemşehricilik o başka bir şey. Ama muhafazakar insanlar ne yapıyor? Sandığa gitmiyor. Niye? Diyelim ki AK Parti'den bir memnuniyetsizliği var. Tamam. Ama o insana CHP'ye de oy vermez. O yüzden ne yapıyor? Ben sandığa gitmeyeyim diyor. Yani CHP Anadolu'da hala gördük ki dökülüyor. Yani. Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Doğu'da, Güneydoğu'da, her yerde CHP Batı haricinde dökülüyor. Evet. Büyük şey. Yani ben hiçbir yerin CHP'nin bir Kayseri'de, Konya'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de bir varlık gösterdiğini görebildik mi? Rize'de, ne bileyim Maraş'ta hiçbir varlığı yok. Evet. Yani Türkiye'nin en az 50 ilinde hala CHP yarı ölü bir parti. Hı hı. O yüzden de bu işlerden CHP'ye çok bir şey çıkmaz. Bence başka yöntemler bulsunlar. Hani yine Hababam sınıfında diyor, elinizde başka biri yok muydu? Yoktu, bunu bulduk diyor. Hani bir öğretmenle, edebiyat öğretmenini güya öğrenci diye ya başka birini getireceklerdi ama hakikaten öğretmenmiş o. Bu da CHP'nin hani başka bir şey bulun yani. Evet, başka bir şey bulun gerçekten. Şimdi sen AK Parti'ye oy vermeyen ya da vermeyen değil de sandığa gitmeyen küskün seçmenden söz ettin. AK Parti zaten öteden beri, yaklaşık 15-20 günden beri bu konuyu sıcak tutuyor ve o küskün seçmene ulaşmaya çalışıyoruz diyorlar. Bu konuda işte açıklamaları da var. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları. Onların hangi bölgelerden, kimler olduğunu az çok biliyoruz diye teşkilatlarımız çalışıyor. Biz onlara ulaşmaya çalışıyoruz lafından yola çıkarak. CHP, muhalefet bu listeler, yani oy vermeyen seçmenlerin listeleri AK Parti'ye verildi diye bir şaiye ortaya attılar. Bunu YSK'ya da sordular. YSK buna cevap vermedi. Cevap vermeye tenezzül bile etmedi. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Yani AK Parti sizin gibi bir parti değil. AK Parti toplumun nabzını tutan bir parti. Şimdi son seçimde biraz bıraktığı için zaten bu konuda başını dönenler oldu. Şimdi toplumun nabzını tutan ve sürekli eli toplumun üstünde onların sorunları dinleyerek, onların sorunlarını algılayarak ve onların sorunlarına cevap vererek kendini ortaya koyabilen bir parti. Dolayısıyla da nerede, nasıl bir açık olduğunu, nasıl bir arıza olduğunu rahatlıkla görebiliyor ve oraya gidebiliyor bu parti. Çok doğru. Şimdi bu yüzden de buna şaşırıyorlar, liste ellerinde diyorlar. Şimdi bunu da dün akşam
akşam Fox Haber'in sunucusu Fatih Portakal'dı dillendiriyor. Uzun uzadıya anlattı bunu. Uzun uzadıya anlatıyor. Nereden eline geçti, nereden eline geçti. Yani böyle bir enteresan durum var. Ama ben bir şey burada bir daha söyleyeyim. Dün bunu hani bazı arkadaşlarla konuşunca da o şeye var. Şimdi bak, muhalefet Türkiye'deki seçimlerde bir şey vaat ederek bir şey yapmadı. Bak 2 ay oldu ben bütün belediyelere... Bu çok önemli bir laf yani aslında. Hiçbir şey vaat etmedi. Bak ben grup toplantılarını bunların izliyorum. Meclis toplantılarını, belediyelerin. Ya yemin ediyorum bir projeleri yok. Bak ben tamamen tarafsız bakıyorum. CHP bir şey yapsa diyeceğim ki bak hakikaten arkadaş ben bunu sevmem ama bu adam yapıyor. Biz bunu hep deriz çünkü. Bakıyorum Ankara'dakine. Bak 2 ay oldu. Abi bir tane heykel getirdi, bir tane heykeli yıkattı. Bütün icraatı bu. Bir de atama yapıyor şimdi. Basın danışmanı atadı birine. Yardımcı atadı. Ya bir tane bak 2 ayda bile, 3 ayda bir şeyden kendini belli edersin. Yani sen bir şey yapsan hükümet seni kısmaz ki. Hükümet sana tam tersi destek olur. Bu Türkiye'de de bak muhalefet, İstanbul'da da diğer iller seçimlerine de bir şey vaat etmiyor. Bu seçimler başladı. AK Parti %53 ile MHP ile beraber başarı ama AK Parti'nin yaptıklarıyla. Büyük şeylerde başarısız gene AK Parti kendi yapamadıklarıyla. Evet. Yani her şeyi kendi belirliyor aslında. Ya muhalefetin bir şey yaptığı yok. Ben sana söyleyeyim. Boş şapka koysunlar. İzmir'i kaybetme ihtimalleri var mı? Yok. Ama AK Partili seçmen sorguluyor. Bak arkadaş burada yanlış yaptın diyor. Bu benim hoşuma gitmiyor diyor. Sandığa gitmem diyor. Ve sandığa gitmeyenlerin İstanbul'da nedir? %50'si bak bütün CHP'li anketörler bile en az yarısı AK Partili diyor. Öbürler içinde MHP'li olan var. CHP'li olan vardır. Kürt HDP'li olanlar vardır. Ama çoğunluk AK Partili. Evet. Ya bunun mesela görülmesi lazım yani. Evet. Ama İzmir'de çalışmıyor diye halk CHP'li belediye fatura kesiyor mu? Evet. Kesmiyor. Kesmiyor. Şimdi Fatih Portakal dedi şunu da demeden geçmeyelim. Şu Ahmet Hakan'ın programına geçeceğiz ama. Geçelim. Bu 19 Mayıs'ta verilen fotoğrafla ilgili yorumlar, Cumhurbaşkanlığı'nın fotoğrafı paylaşımını dün paylaştık buradan. Liderler zirvesi Bandırma Vapuru'nun önünde ve Bandırma Vapuru değil pardon bir geminin önünde. Evet bu paylaşım Temel Karamollaoğlu tarafından da paylaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli, işte Büyük Birlik Partisi Başkanı, Önder Aksakal DSP ve Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Doğu Perinçek. Şimdi en güzel paylaşım Doğu Perinçek'ten geldi. Evet. Onu verelim. Yani güzel bir paylaşım. Yani belki kalıp paylaşım ama Doğu Perinçek de bu fotoğrafı paylaştı ve aynı gemideyiz dedi. Güzel değil mi? Evet. Bak çok aynı gemideyiz. Güzel bir laf. Şimdi Fatih Portakal ne diyeceksin burada? Fatih Portakal niye burada diğer liderler yok dedi. Şimdi diyor bunu, eleştiriyor ve sonra da diyor ki Meral Akşener'e diyor davete gitti, o gitmedi diyor. Tamam. Başka kim kaldı? Evet. Demokrat Partiler, Parti Genel Başkanı neden gitmedi diyor. Sonra ona bir mesaj geliyor. Demokrat Parti Genel Başkanı'na da gitmiş ama rahatsızlığı olduğu için icabet edememiş. O mesaj da geldi. Bu sefer de diyor ki o zaman diyor HDP ile diyor Türkiye Komünist Partisi neden gitmedi diyor. Şimdi hayda kardeşim HDP ve Türkiye Komünist Partisi zaten 19 Mayıs diye bir kavramı kabul etmiyor ve bununla ilgili hiçbir şeyi ifadede bulunmuyor zaten. HDP PKK'nın siyasal uzantısı. Yani bu Fatih Portakal yakında demedi evet. Şu anda ama yakında PKK elebaşı için Abdullah Öcalan'la Fethullah Gülen niye davet edilmedi buraya diyebilir yani. Böyle bir istidadı evet. Var burada. Burada tek şey mesele Meral Hanım'ın niye gelmediği olabilirdi. Meral Hanım da davet edilmiş gelmemiş. Evet. Demokrat Parti diye bir partinin varlığını öğrenmiş olduk. O da zaten çağrılmış gelmemiş. Evet. HDP dediğin gibi İstiklal Marşı okumaz, Türk bayrağını göndere çekmez. 1919 ve milli mücadele kavramı yok. Hele Türkiye Komünist Partisi de hadi öyle bir parti mi var onu da bilmiyoruz yani. Başkanı kim, adı kim, varlığı ne, cinsi ne, canı. Türkiye İşçi Partisi Başkanı da var. Var. Yani var. ÖDP diye de parti var. Var. ÖDP'de var. 10-15 tane daha parti var. Yani bazı benim tanıdıklarım da var. Mesela seçimlerde 30-20'ye yakın, geçen sene şeyde partilerin şeyin 30-20'ye yakın bir parti vardı ya. Şimdi burada nedir? Belli başlı isimler. Evet. Ama HDP zaten, evet HDP büyük bir parti ama aldığı oydu. Ama 19 Mayıs kavramını kabul etmiyor ki zaten. 19 Mayıs'ı tanımıyor. Bir de HDP'nin genel başkanını buraya çağırsan ki bence çağrılmaması yerinde. Son derece yerinde. Evet o zaman şimdi Bahçeli de orada olmaz, Erdoğan da olmaz, Doğu Perinçek de olmaz. Olmaz orada evet. Temel Karamollaoğlu CHP lideri
Bir de belki bu şey, DSP lideri kalır mı bilmiyorum. 2-3 kişi kalırlardı. Kardeşim sen bak şimdi, Meral Hanımlar falan gelse, hepsi gelse bu sefer diyecekler ki işte Komünist Partisi niye yok, ÖDP niye yok, bilmem niye yok. Bence çoğu kişiye, bu iki parti haricinde hepsine davetiye gitmiştir. Kim hastalığından gelmemiş, kimi başka şey bahane etmiştir yani. Şimdi Ahmet Hakan diyor ki, neden itiraz ettiniz oyların tümünün sayılmasına diyor. CHP'nin adayı, biz itiraz etmedik diyor. Evet. Bu söylüyor. Valla dilin kemiği yok derler ya. CHP. Ben dün dinledim baştan sona. Dilin kemiği yok derler ya sevgili seyirciler. Tam Ekrem İmamoğlu'nun da vücut bulmuş hali. Neden itiraz ettiniz oyların tümden sayılmasına diye soruyor. Biz itiraz etmedik diyor. Verelim o videoyu. 50 aşağı arkadaşlar. Bu arada numaralamışsınız. Söyleyeyim size. Hukukçu değilim. Ama siz böyle bir tavır koyabilirdiniz ama sayın kardeşim bütün oyları. Ben koydum tavır. Dedim ben hatırlamıyorum. Hukukçu değilim. Ama siz böyle bir tavır koyabilirdiniz ama sayın kardeşim bütün oyları. Ben koydum tavır. Dedim ben hatırlamıyorum. Hukukçu değilim. Ama siz böyle bir tavır koyabilirdiniz ama sayın kardeşim bütün oyları. Ben koydum tavır. Dedim ben hatırlamıyorum. Hukukçu değilim. Ama siz böyle bir tavır koyabilirdiniz. Binali Bey yine geçen hafta dedi ki bu işin en temiz şekli bütün oyların yeniden sayılmasıydı dedi. Bunu CHP itirazlarla engelledi dedi. Bir süreç yapalım mı burada o zaman? Şöyle yapalım. Yapalım. Hemen yapalım. Yani niye engelledik? Tamam hemen. Neyi engelledik ya? Bizim öyle bir hakkımız yok. İtiraz ettik. Yüksek Seçim Kurulu biz itiraz etmedik. Onlar CHP. Onlar itiraz ettiler. Yani tümü sayılsın diye YSK tartıştı olmaz dedi. Sizin bakın, orada dilekçeniz yok mu? Bakın. Tümü sayılmasın bakın, diye. Tabii. Binali Bey yine geçen hafta dedi ki bu işin en temiz şekli bütün oyların yeniden sayılmasıydı dedi. Bunu CHP itirazlarla engelledi dedi. Bir süreç yapalım mı burada o zaman? Şöyle yapalım. Yapalım. Hemen yani yapalım. Niye engelledik? Tamam hemen. Neyi engelledik ya? Bizim öyle bir hakkımız yok. İtiraz ettik. Yüksek Seçim Kurulu biz itiraz etmedik. Onlar CHP. Onlar itiraz ettiler. Yani tümü sayılsın diye YSK tartıştı olmaz dedi. Sizin bakın, orada dilekçeniz yok mu? Bakın. Tümü sayılmasın bakın, diye. Tabii. Akıl olur gibi değil. Biz itiraz etmedik diyor oyların tümünün sayılmasına diyor. Onlar itiraz etti diyor. Şimdi hani dilin kemiğinin yok, dilin kemiği yok lafının ötesinde başka bir şey var. Yani yalanın katmerlisini söyleyebilme potansiyeline sahip bu arkadaş. Ben şimdi program baştan sona izledim. Dün bu bölümleri de gördüm. Şimdi önce Ekrem Bey'den, şimdi tamamen bak tarafsız, izleyenler de anlayacaktır. Bir kere Ekrem Bey bu soruların hepsini çuvalladı. Gerçek bu. Yani niye çuvalladı? Kardeşim CHP oyların yeniden sayılmasını istemedik. Bu AK Parti'nin başvurusuydu. Evet. CHP böyle bir başvuru yapsa HSK illa iki parti böyle başvurdu oyları saydırtmayabilirdi gene. Gene öyle. Gene öyle. Ama CHP'nin böyle bir isteği olmadı. Tam tersi itiraz etti. Evet. Sadece 4-5-6 ilçe sayıldı. Evet. Ne kadarsa. 5 ilçe sayıldı. 5 ilçe sayıldı. Maltepe ve Büyükçekmece'de seçimler yenilenmedi ama CHP oyların sayılmasına gerek yok. AK Parti mızıkçılık yapıyor. Burada verdiği cevap bana göre CHP'nin ve İmamoğlu'nun seçim aşamasındaki yoluyla tezatlaşıyor. Ben CHP oylar bütünüyle bir daha sayılsın demedim. Hatta şöyle dediler. Onları da buldum ben akşam. Evet. Oylar dediler bir daha sayılırsa sayımı işte 180 gün sürüyor dediler. 6-7 ay sürüyor. Yepyeni üyeler lazım. O yüzden bu bir yıl aşkın bu sayım sürebilir. AK Parti oyları saydırarak işi sürüncemede bırakıyor dediler. Aynen bu açıklamayı CHP'nin yetkili kurulları Canan Kaftancıoğlu yaptı. Peki bir daha ilerisini söyleyeyim. Arkadaşlar o bant varsa vallahi çok güzel olur. Ekrem İmamoğlu oyların yeniden sayılmasının 2 yılda, 1 yılda tamamlanacağını dair eline hesap makinesi alıp bunun olamayacağını ispatlamaya kalkışmadı İşte mı? Ona evet işte. Kalkışmadı mı? 6 ay en az 6 ay sürer en az, diyor. En az 6 ay demedi mi? Dedi. Hesabı da yalan yanlış yaparak. Yani bu adam hafızayı beşer, nisyanla mağluldur derler. Bunda demans düzeyinde bir unutkanlık ya da bir katmerli yalan söyleme zaten potansiyeli. Şimdi, bu ikisinden birisi yani. Ya zaten yani. AK Parti'nin isteği, şimdi gazeteci olarak şimdi tarafsız bakacaksın. AK Parti'nin isteği neydi? Evet. Tarafsız olarak bütün oylar bir daha sayılsın. Şaibe kalmasın. Buna biliyor musun arkadaşlar o şey matematik hesapları şeyle hesap makinesiyle. AK Parti'nin dediği şu yani biz geçersiz oylar ve
5 ilçeyle 850 bin. Oyların %10'u sayıldı. %10'un sayılmasıyla biz farkı 27.500'den 13.700'e indirdik. Ve bu bütün oylar sayılırsa farkın kapanacağını ve öne geçeceğimizi iddia ediyoruz dediler. CHP buna itiraz etti. Şimdi Ekrem İmamoğlu biraz önce izlediniz sevgili seyirciler. Ekrem İmamoğlu dedi ki biz dedi oyların yeniden sayılmasına karşı çıkmadık ki dedi. Tam tersine AK Parti dedi itiraz etti dedi buna dedi. Bu bir yalan. Yalan bir. İkincisi Ahmet Hakan Coşkun diyor ki CHP itiraz etti diyor. Onu bilmiyorum diyor. Yani biz itiraz etmedik diyor. Bak diyor sana anlatayım falan diye. Burada inanılmaz bir kıvırma telaşı içinde. Oysa şu görüntüyü hatırlatıyoruz size. Görüntüyle birlikte hatırlatıyoruz. Bakın ne demişti. Şimdi 330 bin oy, geçersiz oy yazalım. 330 bin, %80'i sayılmış kabul edelim. Yani 264 bin oy sayılmış durumda. Bugün 7. gün 264 bin bölü 7 pazartesiyi sayarak, pazarı saymıyoruz. O bir günde hani hepsi sayıldı ya, onu saymıyoruz. Eşittir 37.714. Yani günde sayılan oy sayısı 37.714. Bütün oylar sayılması halinde 9 milyon bölü 37.714 eşittir. Çok da değilmiş. 238 gün sürecekmiş. Hepimizin gözü kulağı Yüksek Seçim Kurulu'nda, başkanında, heyetinde. Lütfen siz de bu kararı alırken bu tarihi sorumluluğu taşımak adına tüm hassasiyetinizle, tüm adalet duygularınızla Türkiye'de var olan süreçte çifte standart yaratmayacak uygulamalar dışında doğru bir karar. Açık açık diyor ki açık. Oyları yeniden bak, saymayın. Şeye gerek yok. Ha, yoruma gerek yok. Bunu ya. Sadece bu değil. CHP'nin Canan Kaftancıoğlu, Sözcü Gazetesi'ndeki Deniz Zeyrekler, Saygı Öztürkler, Cumhuriyet Gazetesi, T24'ler, Oda TV'ler hepsi CHP ile ilgili yetkililerden bilgi alarak, görüş alarak, fikir alarak sayımlar bir daha yapılmasın, gerek yok. AK Parti mızıcılık yapıyor dediler. Evet. Ama akşam, bak hiçbir şey yoruma gerek yok. Dün akşamki video, bugünkü video. Yani eski video yani. Eski video. Yani insan bu kadar yalan söyler mi? Hani Kemal Kılıçdaroğlu'na alıştık. Fakat bunlar hepsi birbirinin soyundan geliyor şimdi demek. Niye? Yani enteresan bir olay. Baskıyı göğüsleme diye bir şey vardır. İngilizce'de buna stamina deniyor. Hı. Dayanma gücü. Hı. Yani bir şeye sadece fiziken değil, manen de dayanabilmelisin. Yani hani şöhret olmak nedir? Fiziken dayanırsın da zihnen de dayanman lazım psikolojik olarak. Psikolojisi her geçen gün kötüye gidiyor. Ben akşam gördüm. İyi bak, iyi yaptığı şeyler var, kötü yaptığı el kol hareketlerine bakıyorum ben, mimiklerine filan, ama iyice şeyi dağıtmaya doğru gidiyor. Evet. Yani psikolojisi her gün kötüye gidiyor. Şöyle bir tarzı var. Ben de ona dikkat ettim. Ahmet Hakan şimdi biraz sonra geleceğiz. Bir konuyu soruyor. İşte bu konuda siz böyle demişsiniz diyor. Şöyle yapıyor, oturdu. Ha, ne demişim? Ne demişim? Evet. Ve böyle. Bu hani horozlanma, yani kabadayılık ve öfke gösterisiyle sorulacak soruyu engelleme girişimi gibi geldi bana. Mesela şöyle, çok enteresan. Şöyle şeyler de yapıyor. Mesela bir rakam veriyor. Örneğin su fiyatlarını indireceğim diyor. Öğrenci biletini 40 liraya 50 liraya indireceğim diyor. Gösteriyor. Mesela kamerada gösteriyor onu. Buraya diyor mesela. Hani kamera diyor beni, herhalde diyor beni gösteriyor. Beni gösterme diyor. Benim önemim yok diyor. Buraya göster diyor. Ya kamera zaten orayı gösteriyor. Gösteriyor. Hani sana bir, orada bir garezi yok kameranın. Zaten gösterecek. Hı hı. Ama şey, onu niye yapıyor? Sinirden yapıyor. Evet. Yani psikolojik olarak sinirlendiği için onu aşmaya çalışıyor. Şimdi iki tane bir yayın çıkışı var. Bir de işte kendisini gördüğü bir başka monitör var. O monitörde kendisini görüyor. Halbuki yayın çıkışında o gösteriliyor. Onun farkında değil. Onu bilemediği için tabii, ben de şimdi sinirleniyor. Karşıdan kendimi ve seni görüyorum. Buradan sadece seni, bağısına sadece kendimi görüyorum. Evet, evet. O olabilir. Yani oradan anlayamıyor. Bu yalanlarından bir tanesiydi. Şimdi Ahmet Hakan diyor ki neden diyor bu maddi hataların çoğu Binali Yıldırım'ın aleyhinde olmuş diyor. 50C'yi hazırlayalım arkadaşlar. Evet.
Şimdi soru bu. Şimdi son derece masumane bir soru aslında. Şimdi cevap da çok son derece enteresan. Onu diyor, o diyor bilgisayarın başındaki insanların hatası. Evet, verelim onu da. Peki bu maddi hataların niye büyük çoğunluğu Binali Yıldırım'ın aleyhine? Onu bilgisayarın başındaki insanların hatası. Peki bu maddi hataların niye büyük çoğunluğu Binali Yıldırım'ın aleyhine? Onu bilgisayarın başındaki insanların hatası. Peki. Evet. Onun için biraz devamı da var. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Orada şöyle bir şey söylüyor. Yani haksızlık olmasın. Bunu söylüyor. Devamında diyor ki, benim de diyor 4-5 bin giden oyun bana da yazılmış diyor. Mesela Bağcılar örneğini verdi. Sultan Gazi Arnavutköy mü bir örneği verdi. Ama bütün bunlara rağmen o sohbetin devamında şu da var. Doğru ama fark 27.500, bak resmi rakam. En son rakam nedir diye sordu Ahmet Hakan. 13.700 dedi. Tam hakikaten de resmi rakam 13.700. 27.500 çıkar 13.700. Yarı yarıya. Ya peki 13.700 oy, yani sana da 5.000 oy yazılmış, doğru. Ama öbür adama 20.000 oy yazılmış. Evet. Şimdi Ahmet Hakan zaten neden bu maddi hataların çoğu diyor Binali Yıldırım'ın aleyhinde olmuştur. Çoğu diyor. %70'i. %70'i. Şimdi tabii ki bu bilgisayarın başındaki Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşları belli bir denge gözetmişlerdir. Belli bir ne derler, hukuki dengeyi bulabilmek evet. için kendilerince. Şimdi burada ortaya çıkan bir başka gerçekte Tevfik Göksu'nun Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun aynı zamanda şu andaki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin başkan yardımcısı kendisi. Tevfik Göksu'nun söylediği sözlerle ilgili Ekrem İmamoğlu'nun gösterdiği tepki, aşırı tepki, aşırı tepki. O aşırı tepkide yine bir yalan var. Ekrem evet. İmamoğlu yine yalan söylüyor. Yani uyduruyor. Resmen evet. uyduruyor. Ahmet Hakan da Coşkun da diyor ki, öyle bir laf yok diyor. 80 defa dinledim diyor. Evet, evet. 80 evet. defa dinledim diyor. Var diyor. Şimdi Ahmet Hakan'ın hatası o konuşmayı bulup orada izletmekti ona. Yayın sonrasında izletilmesi değil. Tabii tabii. O an orada, vereceksin. O an izletmekti. Şimdi Tevfik Göksu ne demişti? Esenler Belediye Başkanı. Demeç verdiği Yunan gazetesi İstanbul'u bir Yunan'la aldı. Dedi. Sen Trabzonlusun. Ben kardeşim sen şunu desene. Ben Trabzonluyum. Ben Yunanlı değilim. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir halt yediniz siz? Ben bunu kabul etmiyorum diye tepki göstersene mealinde bir laf söyledi. Değil mi? Biz bunu anladık. Ya hayır, ara bir şey söyleyeyim. Şimdi ben Tevfik Göksu'nun konuşmasını 5-6 defa ben de dinledim. Hakikaten tek tek ya adamın kastı şu. Tek demek istediği Tevfik Bey'in dediği değişiyor. Arkadaş bir Yunan gazetesi sana Rum iması yapıyor. Çıkıp bunu niye yalanlamıyorsun? Evet verelim o konuşmayı. Çünkü İstanbul'u biz, efendim ne dedi Yunan medyası, takip ettiniz değil mi? İstanbul'u Yunan kazandı diyor. Bir dakika ya, bu arkadaş nereli? CHP'nin adayı nereli? Nasıl oldu Yunan medyası İstanbul'u Yunan kazandı dedi, bir ses çıkmadı? Başkanım biz bilmiyorsun ya. Olay büyük kardeşlerim. Hesap büyük, olay büyük. Bu hesabı Esenler döndürecek Allah'ın izniyle. Neden ses çıkmadı diyor. Neden ses çıkmıyor? Olay büyük diyor. Çünkü bu arkadaş bir de Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'ta da bir takım girişimlerde bulunuyor. Evet. Yani olayın büyük olmasının bir başka sebebi uluslararası politikanın bir proje olarak Ekrem İmamoğlu'nun üzerine oynaması. Onu kastediyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu dün dinleyelim Ahmet Hakan'la. Ne konuşmuşlar karşılıklı bu konuyla ilgili. O şunu diyor yani. Ne diyor mesela? Ben bir şey anlamadım dedin de siz nasıl anladınız? Ben anladım. Şöyle diyor. Bakayım ne diyor? Diyor ki bir Yunan medyasında diyor bir haber çıkmış. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u fetheden Yunanlı diye. Ekrem İmamoğlu diyor nereli? Trabzonlu. Diyor niye cevap vermiyor bu habere diyor. Bu ben Trabzonluyum kardeşim, bana nasıl böyle bir şey söylüyor? Öyle demiyor. Öyle demiyor. Siz anladınız onu diyor. Öyle bir şey demiyor. Siz anladınız onu demiyor. Siz anladınız ne demek istediğimi. Böyle göz işareti yapıyor. İyi izleyin o zaman. Ben izledim. İzleyin. 80 defa izledim. Yapma. Beraber izleriz. Beraber izleriz. Zevkle.
Zevkle. Ben bu konunun... Sonra diyor ki siz anladınız onu diyor. Ben öyle bir şey görmedim. Yani, ben 80 defa izledim. Devamını izle, devamını izle anlarsınız. Yok, ben öyle... Ahmet Bey, imalarla... Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yani, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yani, öyle bir şey Ahmet demedi. Bey, bakın. Eğer belediye başkanını savunacaksan çağır onu, onunla da konuşurum. Bak, hayır, ben İnan Yıldırım'ı da çağır, onunla da konuşurum. Ben hakkaniyetli bir insanım. Hayır, yani hayır, diyorum ki ben izlediğim şeyi hayır, anlatıyorum size. Varsa ben ne yapayım cevap yani? Vermedim. Bunu niye açıyorsunuz? Ha, ben açmam. Bunu hayır, niye açıyorsunuz? Ama onun amacınız ne? Açma biçimini... Bak anladınız. Yani Trabzon neresi, orası, burası, onlar oradan, bunlar oradan. Ne yaratmak istiyorsunuz? Sen infial yaratıyorsun. Ya sadece şunu... Trabzonları lekeliyorsun. Ekrem İmamoğlu'nu öyle... lekeliyorsun. Ondan sonra buradan bir politika yapmaya çalışıyorsun. İnsanların zihnine bir şeyi nakşetmeye çalışıyorsun. Bırakın savunmayın. Başka konuya geçin. Size hayır, tavsiye ederim. Hayır yani. Ben savunmuyorum ama... Bence savunmayın. Yani. Hayır hayır. Şöyle siz de bence adamın söylemediği şeyi Ahmet söylemiş Bey, gibi savunmayın. Yapmayın. Bak lütfen. Siz de lütfen. Bak lütfen savunmayın. Söylemediği şeyi. Bak lütfen savunmayın. Başka soruya geçin. Siz söylemediği şeyi bakın, söylemiş savunmayın. Gibi yapmayın. Bakın. Yapmayın. Şunu. Bak ben de şimdi burada mesela... bir akıl hocası olsa İmamoğlu'nun şu olaydan mesela bence çok kötü puan kaybetti. Evet. Kardeşim Tevfik Bey böyle bir şey demedi. Böyle bir şey yani kimseye Ekrem İmamoğlu'na Yunan iması yaptılar da sen Yunansın Pontus'un demek istemedi. Şimdi diyor ki çıkarsın bak çok basit. Şöyle dedi diyor. Anladın senin bunu diyor. Kaç göz işareti yapıyor. Öyle de bir şey de yapmıyor. Yani, öyle de. Orada şey kastettiği şey şu. İzledik biraz önce. Yunan gazetesi size bir Pontuslu Rum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. Bundan memnunuz diye bir yani pespaye bir şey yazmış. Doğru. Ha buna şöyle diyeceksin. Çıktın. Kardeşim ben özbeöz Türk'üm. Trabzonluyum. O gazeteyi de alıp başına çalsın Yunanlılar desen bitti iş. Evet. Ha bunu niye demiyorsun? Bunu ısrarla demiyor. Yine ya bunu de. Bak mesela, biri bana dedi veya bilmem Cem sen busun. Kardeşim ben Türk'üm. İşte Karadenizliyim. Bitti. O gazetede alsın o gazeteyi başına çalsın. Evet. Ben Türk oğlu Türk'üm. Bitti ya. Bunu neden demiyor? Ya bu dün akşam da demedi. Şu hala Ahmet Hakan soruyor. Şunu söylemiyor ısrarla. Ben Trabzonluyum, özbeöz Türk'üm ya da Laz'ım de yani. Tamam mı? Ya Karadeniz. Yani hayır Rum olmak suç olduğundan dolayı değil. Şimdi adam sana Rum Pontus diyor. Yani buradan bir siyaset üretiyor adam. Seni bir proje olarak tanımlıyor. Sen böyle olmadığını kanıtlamak durumundasın. Bunun tersini söylemiyorsan bunun aksini ispat edici ve aynı zamanda da bunu kınayıcı, protesto edici laflar söylemiyorsan sükut ikrardan gelir. Şu kardeşim şöyle, yani o zaman ne diyelim onu, sana? Onu şöyle, onu kanıtlamasına gerek yok. İddia eden kanıtlar da evet. Şöyle. Ama der, yok kardeşim böyle pespaylık olur mu dersin ya? Bu neye benziyor biliyor musun? Yani Yalçın Küçük eskiden ona buna ne diyordu? Soy ismine bakıyordu. Özel at bilim diye bir şey uyduruyordu. Herkesi Yahudi diyordu hatırla. Hı hı. Fuat Yahudi, Ahmet Yahudi, Cem Yahudi, Elif Yahudi, Merve Yahudi isimlere bakıyordu. Hı. Yahudi diyordu. Yani Gül Yahudi, bilmem ne Yahudi. Ulan herkes Yahudiydi. Şimdi biri bana öyle dese, bilmem kardeşim ben Türk'üm. Bu iddiayı da adamdan bile saymıyorum dersin. Yani bunu tabii ki şimdi o sana Rum diyorsa o ispatlamak zorunda kaldı ki. Rum olsan ne olmazsan ne. Hadi öyle bir şey. Ama senin buna tepki vermemen kötü İmamoğlu. Evet. Sen buna tepki vereceksin ya. Evet. Ya ben böyle bir şey kardeşim o pespaye bir gazetedir. Saçmalamış ne Rumluğu diyeceksin. Yani şimdi, bu ne biliyor musun? Biz Türkiye'de yaşayan Rum azınlıklara da hakaret ediyor. Tabii, yani tabii aynı zamanda Türkiye'de öyle. Bak Türkiye şey bir ülke her türlü görüş inancı var. Bize Rum biri de etkili bir yerde olabilir ya. Bir Rum hatta biz eskiden ne derdik? Keşke Rum, Ermeni, evet. Gayrimüslim biri Demokrat de. Demokrat Parti döneminde vardı nitekim mesela vekilleri bakan vardı. Olsa bak bence emniyet müdürü olsa, vali olsa ya bu... Kardeşim hep beraber yaşıyoruz. Bak, bunlar Türkiye vatandaşı. Osmanlı başka ekaliyetlerden olanları çok güzel devşirirdi. Bu kadar. Yani hiç adam kendi kimliğini sürdürürdü ama aynı zamanda da devletin etkili kademelerinde de bulunabilirdi. Bak bunu Almanlar da bak, çok iyi yapıyor. Bak Alman İç İstihbarat Teşkilatı'nın başkan yardımcısı bir Türk Sinan. De bak bir de böyle şöyle umurumu. Düşünsene iç istihbarat ya. Aynen öyle. Şimdi bizim mesela Marka Reysen AK Parti milletvekili. Evet, Ermeni mesela. Kökenli. Evet. Şimdi ben aklıma bile gelmez hani Markar'ın Ermeniliği filan. Ben arkadaşımız çünkü yani. Gelebilirdi yani ama hayır, yani bu çok normaldir. Şimdi ya ben şimdi senin Çerkez olduğunu programa başladıktan 7 ay sonra öğrendim. Evet. Şimdi, çünkü sormam hani öyle bir derdimiz yok bizim. Evet. Yani o Çerkezmiş, bu Rummuş. Ya hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Kimse kimseyi kimliğiyle tartmaz. Öyle tabii. Markar şimdi yarın bir gün diyelim ki mali atıyorum devlet bakanı oldu. Kültür bakanı oldu. Evet. Şimdi kardeşim bu ne güzel işte bak. Büyük imparatorluk, devlet olmak biraz böyledir.
Amerika'da şimdi Genelkurmay Başkanı siyahi değil miydi Colin Powell? Hayır, bu Amerikan Devlet Bakanı oldu. O zaman Ermenistan'da bir gazete bir Ermeni devlet bakanı oldu Türkiye'de derse evet olmuş, ne olmuş? Ne olmuş, ne olmuş deriz. Ama o hakiki Ermeni bir de hani yani. Evet. Marka hakiki Ermeni. Hakiki Ermeni. Olmuş tabii, doğru. Ne var bunda? Ama sana diyorlar ki sen olmadığın halde sana Rum Pontus ya da Yunanlı diyorlar. Sen bunu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Bunun cevabını ver yani. O Yunan medyası bunu sana bölücülük olarak söylüyor. Tabii seni ki hükümetle, muhafazakar, milliyetçi insanlarla karşı karşıya getirip Rum olduğunu imasıyla araya bir nifak sokmaya çalışıyor. Evet. Bunu bozacak olan sensin. İspat hakkın yok, doğru, ama şunu dersin. Yani ispatlamak o iddiaya atar. Kaldı ki ispatlasa ne? Yani ben dersin kardeşim Trabzonluyum, Karadenizliyim, Türk'üm, bitti. Bunu dediğin an bu tartışma zaten bir daha uzamaz. Evet. Ama bunu demiyorsun. Tevfik Bey demedi ama senin hangi milletvekiliydi o? Tekirdağ mıydı? Evet, İlhami Özcan Angun. Ya senin milletvekilin aleni bütün Karadenizlilere Trabzon'a Rum dedi ya. Evet, Rum iması. Direkt dedemde. Direkt Kadir Mısıroğlu üzerinde. Evet. İkisini bak karşılaştır. Tarafsız hani var işte var. Evet. Bir tane tarafsız komisyona götürelim. Evet. Tevfik Bey ne dedi? Öbür CHP'li milletvekili ne dedi? Der ki CHP'li milletvekili Rum diyor. Ama Tevfik Bey'in asla kastettiği böyle bir şey değil diyecek yani. O kadar basit. Ama bunu demiyorlar yani. Evet. Bunu ısrarla saklıyor. Bunu neden yapıyor bilmiyorum. Yani şimdi Ekrem İmamoğlu yani konuşmasının bir yerinde şunu da söylüyor. Yani Türkiye'de Rum da var, Ermeni de var. Bizim dediğimiz gibi Çerkes de var, Laz da var. Herkes var. Tamam. Türkler, Kürtler işte biz bir arada yaşıyoruz. Tek milletiz, tek vatanız, tek devletiz. Bu kadar basit bir şey. Şimdi bütün bunlar eyvallah. Yani sen de işte zaten belediye başkanı olmadan önce bile işte gidiyorsun İstavros çıkarma törenine katılıyorsun. Sana bir şey demiyoruz. Yani işte orada Pontus lehçesiyle senin Rumca biraz bildiğin söyleniyor, konuştuğunu söylüyorlar. Konuşabilirsin. Bu bizim zenginliğimizdir. Bunlar ayrı şeyler. Ama burada sana yönelik Yunan gazetesinden Yunanistan lehine bir parsa toplama amacıyla senin üzerinden bir iftira atılıyorsa bu iftiranın cevabını ya verirsin ya vermezsin. Verirsen biz helal olsun deriz. Evet. Vermezsen burada kıvırıyorsun deriz. Bir de işte şimdi Türkiye'de bu şeyin neydi, Osman Kavala'nın vakıflarında filan şöyle kitaplar çıkarırlardı. Mesela Metis Yayınları, bunların böyle bir desteklediği bir yayın evi var. Metis biliyorsun. Oradan bir gün bir kitap çıktı böyle kalın. Türkiye'deki renkler diye, adı böyle olmayabilir. İşte bütün soy, sop, mesela işte Zaza bir işte Türk, işte Rum bir Laz, Karabütün işte bir Ermeni, işte bir Türk, bir şey, Yörük filan gibi. Ki bence o çok ayrıştırma bir şey o. Yani insanları, Türkiye'de insanların her şeyi olabilirler. Ama neticede bir çatı altında, yani Türk milleti çatısı altında ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti altında yaşıyoruz. Şimdi böyle bir şey diyebilir. Bize bu iftira olarak söylenir. Biri kalkar, sevmediği bir adam, o zaten Ermeni der. O zaten Yahudi der. Sanki böyle olmak suçmuş gibi. Bu ırkçılık. Aynen Suriyelilere davranılması gerektiği gibi. Ama biri sana böyle bir şeyi araya nifak olarak söylüyorsa bu oyunu bozacak olan sensin. O açıdan da böyle bir şey demeye gerek yok, evet, yani. Türkiye'de farklı olmak. Ha bu bak. Evet. Bu değil ama, bu değil. Bu değil mi? Evet. Belki de bu. Şöyledir. Resimli bir kitap bu. Mesela sen diyelim ki alıyorsan Çerkez bir şey. İşte Çerkez, Sünni, Müslüman diyor mesela sana. Kardeşim böyle sınıflandırmalar doğru değil. Ya bu ülkede bilemem ben nerede ne var. Biz hepimiz işte Türk'üz, Müslümanız. Evet, farklı ırklar var. Ama ben Türk milletinin parçası altındayız yani. Ben şimdi sana Türk milleti derken de senin Çerkezini yok saymıyorum ki ben. Evet. Bunu Türk, yani Fransa'da adama French diyorsun. Adam Cezayirli. Evet. Biliyorsun ama Fransız o artık yani. Yani Cezayirli olmanın ötesinde Breton'u var, Katalonya'sı var, Basklısı var, Korsikalısı var. Hepsi var yani. Var. Ya şeyi bırak. Senegallisi var, evet. Burkina Faso'lusu var. Evet, ama hepsi. Fransız diyorsun adama. Fransız, evet. Şimdi bu Samanyolu Televizyonu'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da söylemişti. Samanyolu Televizyonu'nda çalıştı diye uzun zaman. Evet. Ben diyor hayatımda ki bir tek kendi şirketlerime hizmet ettim. Bununla ilgili video yok galiba, değil mi arkadaşlar? Hayatımda ben geldim. Şu an çalışıyor muyum bu konumda? Konuğum ben. Daimi olmuştur. Ara ara olmuştur. Şey söylüyor. Ben diyor Fenerbahçe'ye kumpasın da savunuculuğunu yaptın diye bir soru var Ahmet Hakan'dan.
Yaptığım şey diyor, şu diyor, o sürecin sabahında telefonla bağlantı yapıldı benimle. Olaydan bile haberim yok, arabanın içindeyim diye başlıyor konuşmasına. Şimdi o konuşmasında ne söylemiş, önce onu dinleyelim, sonra burada ne demiş onu dinleyelim. Sadi Şener, Trabzonspor'un başkanı gözaltına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener de gözaltına alındı. Ekrem Bey, şunu sormak istiyorum. Şike olayı, teşvik primi olayı sıkça kulüp başkanları tarafından medyada dile getirilen bir olguydu. Ama kanıtlanamıyordu. Hatır şikesi var deniyordu. Devlet, gerekli merciler bu olayın üzerine gitsin diyorlardı. İşte şimdi gidildi. Nasıl yorumluyorsunuz bu tabloyu? Bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak çok fazla bir şey yok. Çok olumlu yorumluyorum. Artı söylediğiniz bir şeyin karşılığı olarak, yani kanıtlanmıyordu, ispatlanmıyordu diyordunuz. Bence öyle söylemeyelim. Bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu ya da evet, ispatlanmak istenmiyordu diyelim. İlk defa bu konuda kesin, kararlı bir hukuksal süreç yaşıyoruz. Bu konuda geçen programınıza katıldığımda da söylemiştim. Bu sorumluluk sadece Futbol Federasyonu Başkanı ya da Yönetim Kurulu'nun gözlemciliğiyle yürütülecek bir süreç değil. Bu futbolun içinde olan herkesin mutlak katkıda bulunması gerektiği bir süreç olarak düşünüyorum. Kaldı ki yöneticiler, kulüp başkanları, teknik adamlar, yani futbolla alakadar olan herkes. Yani futbolcuları söylemiyorum, onların zaten mesleki ahlak içerisinde düşünmesi gereken şeyler. Ama yöneticiler ve yönetici sorumluluğu başka bir olay. Defalarca söyledim. Evet, şimdi yaptığı konuşma bu çok açık. Çok olumlu buluyorum. Kanıtlanamıyor diyordunuz. Şimdi ben şunu söyleyeyim diyor. Kanıtlanmak istenmiyor diyor. Kanıtlanmak istenmiyordu diyor. Ve bu konuda ilk defa yeni kararlı bir süreç yaşıyoruz diyor burada. Şimdi dün akşamki yayında da diyor ki, ben diyor arabanın içindeydim diyor, şunları söyledi. Futbolun kirliliğinden herkes şikayetçi. Bu konuda benim takımım dahil, kim sürecin içinde kusur işlemişse cezasını çeksin şeklinde ortaya bir laf ettim diyor. Ben bu kaydın, yani 2011'deki kaydın tamamını izledim sonra geçenlerde. Evet. Dün akşamkini de izledim. Şimdi o dönem... Yani burada da yalan söylüyor. Tabii bak şöyle. Burada da o dönem bak... 2010... Söylediğin ortada, evet. Dün akşam ne diyorsun? Aynen. 2011'de bütün Trabzonlu kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın çoğu o zaman şike olduğuna inandı. Fethullahçılar da her zaman olduğu gibi Erdoğan bu işi istiyor diye suçu Erdoğan'a atıp aslında kendi yaptıkları işti. Şike var, bilmem ne vardır diye. Aziz Yıldırım'a hedefe koyup hedef Aziz Yıldırım'dı. Onu tutuklamaktı. Tabii. Ona da bir Trabzonluk arkadaşlarımızın çoğu destek verdi. Hakikaten o sene şike olduğuna inanıyorlardı onlar. Bu Fethullahçılara tabii burada kızmak lazım ama dün İmamoğlu bak gene bütün adiliyetimle bakıyorum. Gene orada da şey ikili oynadı. Yani sen o zaman çıktın Aziz Yıldırım suçludur. Fener şike yapmıştır dedin. Dün akşam öyle demedin. Şunu dese bak anlayacağım. Ben Trabzonluyum arkadaş. Fenerbahçe'nin o zaman şike yaptığına inandım. Öyle düşündüm dese bu bir duruş. Öyle, o zaman diyor ki şöyle hani. Terör kimden gelirse, şiddet kimden gelse kınıyoruz lafı var ya, onu alıyor. Benim takımım da suçluysa diyor Trabzon'da, Fener'de, herkes ceza alsın dedim diyor. Öyle bir şey demedin. Demedi. Öyle bir şey demedin yani. Evet. Desen şimdi ben adil bakıyorum. Demedin çünkü yani. Demedi. Evet, bu yalan söylemeyi çok iyi beceriyor Ekrem İmamoğlu. Bu çok tehlikeli bir durum. Hakikaten bu hiç hoşuma gitmedi. Bu arada hakikaten gerilimli konuşmalar, diyaloglar oldu. Onları da verelim aslında. Ahmet Hakan'la Ekrem İmamoğlu hakkında 50B'yi verelim arkadaşlar. 50B ne? Evet. Şiresi. Esenler Belediye Başkanı sizinle ilgili söyledi. Az önce dediniz ki niye cevap vermedi dediniz. Evet, niye cevap vermedi? Buraya ünlem işareti koyun bırakın diyorum ben de. Tamam, ben de size soruyorum. Koyun niye bırakın. Cevap vermediniz diye soruyorum. Cevabını verdim yani, tamam, ben adam yerine koymadım. Aynen onu adam yerine koymadığım gibi cevap vermedim yani. Belediye başkanı da adam yerine koymadım, onu yazanı da adam yerine koymadım. Adam şimdi yerine koymadım. Şey diyor, o gazeteyi de adam yerine koymadım diyor. O diyor ya devamında, çünkü ben hatırlıyorum adam Tevfik Göksu'yu da tam gazeteyi koyma da Tevfik Bey'i nasıl adam yerine koymaz? Bu böyle bir üslup var mı ya? Evet. Yani Esenler'in bana göre AK Parti'nin İstanbul'daki en iyi belediye başkanlarından biri de Tevfik Bey. Yani bunu hakikaten
inanarak söylüyorum. Çünkü ben Tevfik Bey ömrümde bir kere görmedim, bir kere telefonla konuştum. Evet, o da 27 Mayıs'la ilgili Tevfik bir konuyla Göksu, ilgili. Onu adamdan saymıyorum ne demek ya? Evet. Böyle bir suf var mı ya? Evet. Şimdi 50E'yi de verelim. Bu 50E'yi verdik. Tamam. 50 giriyorsun. Evet 50 giriyorsun. Tamam. O ne? Ama hani biz şöyle... Ahmet Bey başka konuya geçelim lütfen. Müsaade edin bir şey ama söyleyeyim. Ama lütfen yani hani bakın lütfen... bak bu olmaz bak kalbimi kırıyorsun. Şu anda bir belediye başkanı kalbinizi... savunuyorsunuz yani. Hayır sizin kalbinizi kıracak en küçük bir şey söylemedim. Söylemiyorum siz tamam, yapmayın peki. Böyle. Yani peki. Gerek yok buna tamam. bu tarza gerek yok. Lütfen başka konuya geçelim tamam. falan demenize de gerek yok. Ben izlediğim videoda adamın ne dediğini anlatıyorum. Beraber izleyeceğiz. Niye işte. İzleyeceğiz. Tamam. Ama... Şimdi... Bu şeyin programın sonlarına doğru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklarla ilgili bir takım şeyler de söylemiş. Evet. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri diye bir videomuz var. Şimdi Beylikdüzü Belediyesi'ndeyken o yok muydu? Evet onu vermeyelim tamam. Evet. Onu geçelim. Şimdi Sevilay Yılman demiş ki Ahmet Hakan'ı şiddetle kınamış Sevilay Yılman. Televizyon haberciliği adına büyük bir utanç yaşandı demiş. Ahmet Hakan kurumda yerini sağlamlaştırmak heyecanıyla ilkelerini ayaklar altına aldı. İlkesizliği sayesinde tüm hem meslek etiği zedelendi hem de kendi markası sıfırlandı. Bunu söyleyen de meslek etiği konusunda sabıkası bir hayli kabarık olan ve meslek etiğini ve gazetecilik ilkelerini zedelemekte üstüne olmayan evet Ahmet Hakan'ı biz hep eleştiriyoruz da kusura bakma ama senin buna söyleyecek tek şimdi, bir lafın yok Sevilay Yılman. Bu bir yani senin işte ünlü isimleri ekrana aldığında karşısında nasıl yamulup yumulduğunu ve soru sorman gerektiği halde soru soramadığını biz biliyoruz yani. Oradan bir epeyce deneyimimiz şimdi, var yani bunun hakkında. Bak, önce iki tane şeyi söyleyeyim gene. Bir, CNN yönetimine bir eleştirim var. Program 10'da başladı. 22.05'te başladı. 120 dakika dendi. Hı hı. Tamam, Ahmet Hakan'a çalışta bunları söyledi. Saat 12'ye kadar gidecek. 11.30'da bir telefon gibi belli. Kulaklığına bakıyor çünkü. Bir telefon geldi ve programı bitirdi. Hı hı. O yolsuzluk kısımlarına girince telefon bu şeyi bitirdi. Ben kendi hani tanıdığım arkadaşlarıma sordum. Kanal yönetimi bitirin demiş. Bak, bu da doğru değil. Hı hı. Kardeşim bir adamı çağırdın. Nasıl biz Turgay Güler'e burada kızdık, eleştirdik. Yani misafire iyi davranırsın diye. İki saatse bu. İki saat devam et. Hı. Öyle değil mi? Şimdi iki adam iki saat devam edecek. Ya o konulara girme. Hı. Yani sorma. Mesela şeyi sormadı o arada. Gelir gelmez veri kopyalama işlerini sormadı. Hı. Yani Milli İstihbarat'ın Cumhurbaşkanı yerleşkeleriyle ilgili kritik meseleyi sormadı. Soylu ne diyor? Ben göreve geldim. Birinci gün Dışişleri'nin her şeyini kopyaladım mı diyor. Hani bana böyle bir yetki mi verildi diyor. Onu cevaplamadı. Sevilay'a gelince. Arkadaş sen 7 Haziran seçimlerinde bir gün önce çıktın. Ben dedin halkların kardeşliği için bilmem nedir diyor. Oyum HDP diye. Her gün şehit verdiğimiz bir dönemde PKK ya 6-7 Ekim olayının müsebbibi katil Demirtaş'ın yani 6-7 Ekim olayının sorumlusuyla ilgili çıktın. Ben ona oy veriyorum dedim. AK Parti birinci ihaneti orada yaptı. İki, Davutoğlu şey meselesinde biliyorsun Binali Bey'e tek oynayan buydu. Herkes Davutoğlu'cuydu hepimiz. Davutoğlu başbakan olsun diyorduk. O Binali Bey diyordu. Bu Binali Bey ne yaptı? Geçen sene Muharrem İnce'yi destekledi. Bu sene de şeyi destekledi İmamoğlu'nu. Arkadaş senin medyaya dönmeni sağlayan şey Binali Bey'dir. Bak onu Habertürk gazeteye aldıran Binali Bey'in kendisi. Evet. Binali Bey'in danışmanı Sinan Çetin de basın danışmanı da yönetmen olan değil bu. O da görsün bak ben bunu kaç defa seninle yazdık söyledik. Ben 50 tane yazı yazmışımdır bu programda onlarca. Bu bak bir insan eğer iki tane farklı bilmem elinden ekmeği alındı, makamı alındı ya da bir yerden alındı diye fikrini değiştiriyorsa o adam hainlik etmiştir. Yani görüşe hainlik etmiştir vatana değil. Sen şimdi kalktın AK Parti'ye Erdoğan'a ihanet ettin. Şimdi de Binali Bey'e ettin. Evet. Yani İmamoğlu bilmem neye dediği gibi Ahmet Hakan'ın kabahati çoktur. Evet. Ama senin yaptığın ne? Bir de sen varlığını Binali Bey'e borçlusun ya. Hı hı. Aç bakalım şimdi Kenan Tekdağ telefon, Turgay Çinere. Seni oraya kim aldırdı? Ahmet Hakan en azından varlığını AK Parti'ye borçlu değil. Değil.
Ha, evet. Ahmet Hakan da şöyle. Evet. Hani parayı veren düdüğü çalar modunda biri. Evet. Eskiden CHP, HDP'yi çıkardı. Şimdi AK Parti. Yarın İYİ Parti bir kanal kursun, oraya gelse Meral Hanım yapar. Yani onun bir omurgası yok. Evet. O zaten ama, öyle biri ama yani. Ama şunu şu şeyi saklı tutalım. Şimdi Ahmet Hakan gerçekten onun açıklamasını yapacaklar herhalde. Bir telefon geldi de mi programı bitirdi gerçekten? Yoksa başka bir neden var mıydı? Bak, program, ya da programın süresi gerçekten o muydu? Öyle böyle bak, ben izledim. Tamam, açıklama yaptı, tamam, 2 saat sürecek dedi. Tamam, olabilir. Ama onların bir açıklaması olmadan bu konuda peşin hüküm yürütmek ama doğru bak, değil. Tamam, ama bak elimde veri var. Programı açarken 12'ye kadar gideceğiz dedi. Tamam. 11:30 oldu, bitirdin. Tamam. Böyle şeyler yayıncılıkta da olabilir. Ya, bu ihtimali her zaman göz önünde bulundurmak lazım. O şimdi yolsuzluk bilmem nedir diye bence olmayacak bir konuya girdi. Ne yolsuzluğu varsa onu da kardeşim ekrana çıkmana gerek yok. Bir yerde yolsuzluk varsa çıkarsın CHP'nin internet sitesinden veya Halk TV'den, evet, Fox TV'den yayınlarsın. Millet görür. Ama onu deyince benim öğrendiğim de hakikaten, evet, bir telefon gelmiş. Evet, benim gördüğüm Ekrem İmamoğlu gerçekten de son derece sinirli, gergin ve hakikaten bir kabadayı edasıyla konuşuyor ve hatta Ahmet Hakan'a işte şunu senin gazeteciliğine yakıştıramadım diye çıkışlarda bulunuyor. Geçelim bu konuyu diyor. Şimdi vallahi böyle bir konuk bana çok şık gelmedi davranışları ve hiç yakışık almadı. Bak aslında nasıl başladı biliyor musun? Bak ben ilk yarım saat iyi gitti. Bak Allah'a var, iyi gitti. Karşılıklı soru cevap. Ahmet Hakan soru sormada kötü bir gazeteci değil. Sordu etti. Sonra bu Tevfik Bey olayları geldi. Başka olaylar geldi. Duvara çarptı orada. Ayarı bozuldu. Ha, yani. Tabii. Orada şimdi bak şunu dese iş bitiyor. Ben şimdi bak bekliyorum. Arkadaş o Yunan gazetesi halt etmiş. Ben Türk'üm, Trabzonluyum dese iş bitti. Daha belki onu üstelemeyecek. Veya mesela o oylar moylar olayında da mesela bilmem CHP olayında da ulan senin partinin oylarının sayılsın istemedi ki. Evet. Ya bütün CHP oylar sayılmasın, evet, istedi yani. Evet. Şimdi buralarda çuvalladı. Bak, evet, onun imaj maker'ı kimse, hı hı, bana göre yani 23 Haziran'a giderken baş aşağı gidiyor. Evet, şimdi oraya in diyor ki artık hikayeyi Binali Yıldırım anlatıyor diyor. Önceki seçimde enerjisi olmadığı görülen diyor Binali Yıldırım. Şimdi koşturup duruyor, durmadan asılıyor yarışa. En önemlisi sadece belediye başkanlığını oynuyor ve odak noktasından sapmıyor. İftar fotoğrafındaki yemek masasında sizi takılıp durun. Yıldırım bizzat hikayeyi değiştiriyor. Her verdiği malzemeyle üstelik bunu yapıyor. Önemli değil ama seçmene aynı hikayeyi tekrar tekrar satıyor. Yeteri kadar tekrarlandığında inanılacağını hesap ediyor. Oyları çaldılar diyor. Kendisi de mağdur, yeniden yaratıyor. Tutup tutmayacağını göreceğiz ama asıl anlatıcı o şimdilik diyor. Şimdi işin ironik tarafı, en çarpıcı hikayeyi anlatması gereken en verimli malzemeye sahip olan İmamoğlu hemen her fırsatı harcıyor. Kendi mağduriyetini kullanamıyor. Bir de sanki her şey harikaymış, bu yaklaşım olağan bir seçimmiş gibi neşeyle horon tepiyor diyor. Evet. Şimdi oraya eğin aslında kendi muhalif cephesinden Ekrem İmamoğlu'na akıl veriyor. Ama o aklı anlarsa tabii. Biz de niye okuduk ki bu aklı verelim? Bence de, bence de. Bir de, bu muhaliflerin itibarlı bir yazarı kalmadı. Oraya indi itibarsız artık. Evet. Onun da söylediği lafların hiç büyük mü yok. Evet, ya müthiş bir FETÖ operasyonu değil mi? Evet. Dışişleri Bakanlığı'nda. Zaten Emniyet Genel Müdürlüğü'nün TEM Dairesi Başkanlığı'nca FETÖ askeri mahrem yapılanmasındaki şüphelilerin iletişim için kullandığı kontörlü, sabit ankesörlü telefon hatlarına ilişkin tespit ve değerlendirmelerini aldığı bir rapor hazırlanmış. Ben bu raporu şöyle bir göz gezdirdim. İnanılmaz. Gerçekten çok kapsamlı hazırlanmış bu bir şey rapor. Bu şey değil mi? Askeri yapılanmayı diyorsun değil mi? Evet. Dışişleri mi diyorsun? Evet. Hayır, dışişleri değil. Bu rapor ayrı. Ayrı. Yani ayrı. O rapor dışişlerinde de FETÖ operasyonunda 300 milyonda bir ihtimal olmuş. Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklarında gözaltı kararı veren 249 şüphelinin büyük çoğunluğunun 2010'daki sınavda aynı cümlelerle yazdıkları kompozisyon metninin bir Türk Büyükelçisi tarafından 2012'deki yurt dışı konferansında konuşma metni olarak kullanıldığı tespit edilmiş. Tamam. Yani rezaletin daniskası bu. Yani gerçekten ben... 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarında düzenlediği aday meslek memurluğu yazılı sınav sorularını ele geçirerek kendi örgüt üyelerine dağıtmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında alınan, evet, gözaltına alınan adamlar bunlar. İki şey söyleyeyim. Emniyetin FETÖ'cülerin tamamını tespit edilemediği ve bunun milli güvenlik sorunu haline gelebileceği raporu çok önemli. Bunun üzerine durmak lazım. Süleyman Soylu 30 bin kişi mi 50 bin kişi attık dedi. Evet. Ama hala bu
1000 tane polis, bak 500 polisle bile çok şey yaparsın. Evet, bak, aynen. 500 polisle her şey yaparsın. Dışişlerinde de Mehmet Baransu'nun kardeşiyle Dişli'nin oğlu mu vardı? Mehmet Dişli'nin oğlu vardı. Bu 2010'daki KPSS sınavıyla beraber Dışişleri Bakanlığı'na giren 249 kişiyle alakalı bir şey. Evet. Yani 2010'daki yolsuzlukla alakalı bir şey. Bu sınav yolsuzluktan ortaya çıkarılması önemli. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü 2010, gerçi Ersan Şenöger'e yolsuzluk değil. Çünkü o 2010'daki biliyorsun KPSS'cilerin avukat Ersan Şen. Oo, ne güzel. Tabii tabii, bunu bir... Çok iyi yerde tezgah açmış bu arkadaş. Bunu, ya. Bunu bulan da Kenan Kıran. Onu da tebrik edeyim. Bunu ilk Kenan Kıran ortaya çıkardı. Vay canına. Hakkını yemeyeyim. Sınav yolsuzluğu yapanların avukatlığını da mı üstlendi? Evet, bak. Test olmuş bak, ya. Kenan Kıran bizi dinliyorsa tamam, şöyle dedi. Önce dedi ki sınav yolsuzluğu dedi yapılabilir, her dönem yapılıyor dedi. Sonra bir avukat bir daha başka bir şey oldu. Bu sınav yolsuzluğu suçtur dedi. Ama bu 2010'dakiler için onların hakkını savundu. Avukatlığını yaptı. Kaldı ki FETÖ'nün en net sınav yolsuzluğu yaptığı iş 2010 KPSS'li sınav. Arkadaş, ben şunu söylüyorum. Bu televizyon programlarında FETÖ'nün ve benzeri örgütlerin avukatları olanlar çıkarılamaz. Bu kadar. Ben bak, bunu söylüyorum. Bak, şimdi ben bak bu... Şimdi, bu avukatın karşısına gazeteci çıkıyor. Şimdi adam davayla ilişkin bütün süreçlere hakim ve bir de çata çat sana bir sürü bilgi aktarıyor. Sen gazetecisin, kendi olanaklarını araştırıyorsun. Karşında bir taraf var, sen gazetecisin. Bir de, ve bununla tartışıyorsun. Böyle bir rezalet olmaz. Habertürk'te, CNN'de buna bir son vermelidir. Şimdi bu bazı muhalif arkadaşlar her şeyi yazıyor da şunu görmüyor arkadaş. Şu AK Parti bilmem, şu FETÖ'yü korudu bilmem ne yaptı diyorsunuz. Zengin FETÖ'cü iş adamlarının avukatlığını... Kemalist avukatlar yapıyor. Zengin evet. iş adamı FETÖ'cülerin avukatlığını zengin Kemalist avukatlar yapıyor. Ersan Şen gibi. Evet. Aslı Kazan gibi, Turgut Kazan gibi, Hüseyin Ersöz gibi, Salim Şen gibi. Çıkıyor bak. Ya bir adam şimdi Fuat Uluç bak biz her gün FETÖ ile burada program yapıyoruz. FETÖ haberleri yapıyoruz. Sonra gidip FETÖ'cünün avukatlığını yapıyoruz. Olacak şey ya değil. Etik ya. Mi bu? Evet. Ya ama bu kanal yöneticilerini anlamak da mümkün değil. Yani 2010 KPSS'deki yolsuzluk yapanın avukatlığını yap. İzmir'deki Küçükbay'ın avukatlığını yap. Kayseri'deki Elmacıoğlu'nun avukatlığını yap. Şimdi bir dakika süre ver bana Talip. Şunu da söyleyelim. Sen yorum yapmayacağım. Onu da söyleyelim çünkü yarın da konuşabiliriz bunu. Evet. Bildiklerimi anlatsam CHP diye bir parti kalmaz. Evet, FETÖ tutuklusu Erkan Karaaslan cezaevine yanına avukat gibi gelerek CHP'li Özlem Çelşioğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkında ifade vermesi durumunda tahliye olacağını söylediği iddia etti. Gazeteci Serkan Sayan iddiaları yalanladı. Seyhan Karaaslan'ın kendisine bildiklerini konuşması halinde CHP diye bir parti kalmayacağını, 1 milyarlık dostluk dosyasını taneye sana anlatacağını ifade ettiğini kaydetti. Şimdi Erkan Karaaslan kim? CHP'nin belediyelerinde, CHP'li belediyelerinde, belediyelerde Fatih Gürsul denen FETÖ'cünün özel kalem müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavsiyesi üzerine iş yapan bir FETÖ'cü. Aydın Belediyesi'nde, işte Ankara Belediyesi'nde evet. yahut da bilmem bir sürü belediye, en azından Mersin Belediyesi'nde 10-15 belediyede, Mersin'de var mı bilmiyorum. 10-15 belediyede iş yapan bir FETÖ'cü. Ha, Edirne Belediyesi'nde ayrıca. İş yapan bir FETÖ'cü. Şimdi bu FETÖ'cü bildiklerimi anlatsam CHP diye anlat o zaman kardeşim. Bak burada bir şey yalan daha var. Tek cümle edeyim. Gazeteci Serkan Seyhan'ın cezaevinde Erkan Karaaslan'ın yanına gelerek CHP'li Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkında ifade verirsen seni serbest bırakırız dediklerini iddia ettiler. Hı. Serkan Seyhan bunu yalanladı. Ben böyle bir şey demedim dedi. Bu da İmamoğlu'nu parlatmak için bir proje. Evet. Yani ben sana geliyorum. Hı hı. Ya şu İmamoğlu hakkında konuş seni bırakalım dedim diyorum. Serkan Seyhan bunu yalanladı. Hı hı. Bu dedi komple yalandır ama detayları var, onu yarın konuşuruz. Yarın konuşuruz. Evet sevgili seyirciler, Beyte Kritik'in sonuna geldik. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdaydık. Yarın tekrar aynı saatte burada olacağız. Hoşçakalın.